Her gün elimizde dolaşıp duran alışveriş fişlerindeki büyük tehlike. Markette, mağazada, ATM'de sürekli elimizde dolaşan fişlerin sağlığınızı tehlikeye attığını biliyor muydunuz? Fişlerde yoğun derecede bulunan BPA, bisfenol A maddesi kanserden kısırlığa kadar pek çok sıkıntıya yol açıyor. İşte bilinmesi gerekenler. 1. Çıplak elle dokunmayın. Kadın Sağlığı Derneği Başkanı ve fitoterapi uzmanı Doktor Buğra Buyrukçu, insan sağlığına sayısız zararları bulunan bisfenol A maddesini içeren ürünler konusunda tüketicileri uyardı. En sık kullandığımız veya dokunduğumuz ürünlerin başında alışveriş fişleri ile plastik kapların geldiğini söyleyen Doktor Buyrukçu, milyonlarca insanın her iki ürünle de neredeyse sürekli teması var. Alışverişler ve alışveriş stripleri ile bankamatiklerdeki işlemlerden sonra verilen makbuzlar bisfenol A adlı maddenin en yoğun olduğu ürünler. Her iki ürüne de kesinlikle çıplak elle dokunmamak gerekiyor dedi. Bir kere daha tekrar ediyorum arkadaşlar. Alışveriş sonrası bankamatik alışveriş stripleriyle, yani bu bankamatiklerin dükkanlara vermiş olduğu POS cihazlarından çıkan stripleriyle, bankamatiklerde alışveriş yaptıktan sonra veyahut da herhangi bir şey verdikten sonra, fatura, herhangi bir işlem yatırdıktan sonra bankamatiklerden verilen fişler var ya, işte bunlarda ne var? Bisfenol A maddesi. Bunlarda da kesinlikle çıplak olarak elle dokunulmaması gerektiğini uzmanlar vurguluyor. Çünkü birçok rahatsızlığa sebebiyet veriyor. Özellikle de kısır, hatta kansere kadar varabilen hastalıklara, rahatsızlıklara sebebiyet verebiliyor. Bisfenol A maddesi kadınlarda yumurta sayısını azaltıyor. Yumurtalık boyutlarını küçültüyor. Erken menopoza yol açıyor. Embriyonun rahime tutunmasını güçleştiriyor. Bu kimyasala sürekli maruz kalan hamilelerin bebekleri de risk altında. Söz konusu madde plasentadan bebeğe geçerek bebeğin gelişimini ve sinir sistemini olumsuz etkiliyor ve doğumdan sonra dahi davranış bozukluklarına yol açabiliyor. Doktor Buğra Buyrukçu, bisfenol A maddesinin alışveriş fişlerinin yanı sıra plastik yiyecek saklama kaplarında, en önemlisi de biberonlarda ve oyuncaklarda kullanıldığına da dikkat çekti. Özellikle de küçük yaş çocuklarımızda ve en önemlisi de bebeklerde biberonlarla oynamayan veyahut da bunlarla mama yemeyen, süt içmeyen var mı acaba? Oyuncaklarda da aynı şekilde plastik menşeli olan oyuncaklarda özellikle bu zararlı bisfenol A maddesi bulunuyor arkadaşlar. İnsan neslini tüketmek isteyenlerin bir oyunu mu acaba bu? Plastiğin içine veyahut da bu silip kağıtların içine bunlar niye konuluyor? Plastiğin içindeki yiyeceğin ısı ve ışığa karşı korunmasını, daha sonra uzun süre saklamasını sağlayan bu maddenin çocuklarda erken ergenleşmeye yol açtığını da bildiren Doktor Buyrukçu şu uyarılarda bulundu. Evet, kısırlıktan kansere sebebiyet veriyor. Aynı zamanda çocukların erken yaşta akıl bali olmalarına, ergen olmalarına da sebebiyet veriyor arkadaşlar. Evet, Doktor Buyrukçu ne diyor? Bizim vatandaşlara tavsiyemiz şudur ki, kullandıkları plastik ürünlerin içeriğini kontrol etsinler, kontrol etmelerini arzu ediyor. Bu ürünler bisfenol, yani BPA ve BPS içeriyorsa kesinlikle hayatlarından çıkarmaları, alışveriş fişleri ve kredi kartı siliplerini çıplak elde kesinlikle tutmamaları, çocuklarına bu alışkanlığı kazandırmaları büyük önem taşıyor. Arkadaşlar aman, bu alışveriş fişlerine ve POS cihazlarının siliplerine ve plastik cihazlara, plastik oyuncaklara ve plastik menşeli diğer bütün ürünlere dikkatle bakmak, incelemek lazım. Allah muhafaza, birçok rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. Kısırlıktan kansere kadar, özellikle çocuklarda erken ergenleşmeye veyahut da genetik olarak birçok rahatsızlıklara sebebiyet verebileceğini unutmamak lazım. En sağlıklı ve güzel günler sizlerin olsun aziz dostlarım.